Selam millet. Benim adım Peri ve çiçekçi dükkanım var. En önemlisi ben toprakla ve çiçeklerle uğraşmayı seviyorum. Bir gün mağazaya çok sıra dışı bir adam geldi. Acil bir buket çiçeğe ihtiyacı olduğunu söyledi ve ödemesini yaptı. Ben biraz bekletmek istedim çünkü bu iş benim için tutkuydu. O da beklemeyi kabul etti. İstediği çiçekleri toparlamam gerekiyordu. Şehre gittim ve o çiçekleri bulmam biraz zaman aldı. Tomurcuklar, çiçekler falan derken de buketi oluşturmam birkaç gün daha uzadı. Ona buketi verdiğim zaman böyle inanılmaz bir güzelliği ilk defa gördüğünü söyledi. İltifatından dolayı çok utandım. Daha sonrasında kendisini Hakan olarak tanıttı. Ve bu buketi bana vermek istediğini söyledi. Kabul ettim. Çünkü çok kibar ve yakışıklı biriydi. Zaman geçtikten sonra çok iyi bir adam olduğunu anladım. O da benim gibi çiçekleri seviyordu. Aradan zaman geçtikten sonra beni babasının çiçek serasına götürdü. Çok mutlu oldum. Çünkü o kadar çok çiçek vardı ki hiç görmediğim türler. Galiba bir an orada aşık oldum. Ama bir gün onu telefonla konuşurken duydum. Karşı tarafa yakında güvenecek ve ben de çiçekçi dükkanını satın alacağım diyordu. Kafam çok karışmıştı. Ama neden benim dükkanım olduğunu anlamadım. Çünkü ben basit bir işletmeciydim. Sonra onun yazılım firmasının sahibi olduğunu öğrendim. Mağaza zincirleri vardı. Ve benim dükkanım konumundan dolayı iyi iş yapıyor olduğu için benim güvenimi kazanıp işimi elimden almak istedi. Dayanamadım ve evine gittim. Buna izin vermeyeceğimi söyledim. Bana hiçbir şey söylemedi. Sadece dinledi. Konuşmak istediğinde ise ben reddettim ve bırakıp gittim. Aradan günler geçti. Her gün evime, dükkanıma gelip benden özür diledi. Bu arada ev sahibi evden çıkmamı istedi. Nedenini sorduğumdaysa herhangi bir bahane söylemedi. İlk başta Hakan'ın yaptığını düşündüm. Fakat o değil, babasıydı. Şirketin başında o vardı ve benim Hakan'a güvenmem için onu kullanmaya çalıştı. O böyle olsun istemiyordu. Çünkü o da benden hoşlanıyordu. Hakan, babamın bunu sana yapmasına izin vermeyeceğim. Dükkanını sana geri vereceğim, dedi. Aradan zaman geçtikten sonra elinde yeni bir sözleşme vardı. Ve buranın tamamen bana ait olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra Hakan'ın babasının tüm mirasından vazgeçtiğini duydum. Kulaklarıma inanamadım. Hakan'ı arayıp bunu istemediğimi söyledim. Bana verdiği cevap, "Bana yeni bir şık buket yapar mısın? O zaman yaptığım şeyden pişman olmayacağım," dedi. Hakan'la işte bu şekilde tanıştım. Şu anda müstakbel kocam ve aynı zamanda sıra dışı birisi. Ve çiçekleri çok seviyor. Peki siz hangi tür çiçekleri seviyorsunuz? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.